Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, bugün sizinle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası, sahabe-i kiramdan Hazreti Abbas'ı konuşacağız. Bize verilen süre bir saat. On dakikada sorular olursa sorulara cevap vereceğiz. Bir saat on dakika içerisinde salonu terk etmemiz isteniyor. Vakti iyi kullanalım. Dersimizi iyi takdim edelim. Ama siz Sevgili arkadaşlarımızdan önce istirhamda bulunalım. Lütfen cep telefonlarınızı kapatın ve cebinize koyun. Elinizde telefon sizi meşgul eden herhangi bir şey olmasın. Sadece kulağınızla değil, can kulağınızla, gözünüzle, bütün vücudunuzla buraya odaklanın. Belki tanıyoruz, biliyoruz diyeceksiniz ama neticede ya iyi ki bu zatı tanıdık. Bak bu kadar tanımıyormuşuz diyeceksiniz. Çok mübarek bir zat, güzel bir insan, Peygamber Efendimizin amcası. Şöyle bir soruyla başlasak. Cesaret gösterip de kızlarımızdan veya oğullarımızdan Hazreti Abbas'ın hayatını şu kadar kısacık bir özetleyebilirim. Şunları biliyorum. Okumuştum. İşte bir ansiklopediden okudum. Peygamber Efendimizin hayatını okurken, siyeri okurken şuralarda karşımıza çıktı. Şu kadarını tanıyorum, şu kadarını biliyorum deyip de cesaret gösteren bir arkadaş var mı? Yani bildiğinizi ne bildiğinizi bilsek de ona göre boşlukları doldursak o zaman sizin yerinize ben özetleyeyim. Önce özetleyeyim. Şuna da özeti şerh edelim. Peygamber Efendimizin amcası. Efendimizin amcası olunca elbette ki Abdülmuttalib'in oğlu Dede Abdülmüttalib'in delikanlılar kaç tane oğlu olabilir? Dede Abdülmüttalib'in kaç tane oğlu var? On dediniz. Kızlar, Dede Abdülmüttalib'in kaç tane kızı var? Yani Peygamber Efendimiz'in kaç tane halası var? babanın kız kardeşine hala diyoruz. Kaç tane halası var? Olmaz yani. Siyer vakfındaki sohbetlere devam eden sizler bu konuları bilmeniz gerekir. Dede Abdülmüttalib'in altı hanımdan on üç tane oğlu var. Altı tane de kızı var çocuklarının toplamı 19. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dedesi Abdulmuttalib'in 6 tane hanımı var. Bu 6 hanımdan 13 tane oğul, 6 tane kız 19 çocuklarının toplamı. 13 tane oğuldan birisi peygamber efendimizin babası Abdullah. Demek ki peygamberimizin 12 tane amcası var. 6 tane halası var. İşte o amcalardan birisi yani Dede Abdülmuttalib'in oğullarından birisi Abbas. Dede Abdülmuttalib'in oğullarından en büyük olanın adı Haris. Abbas da en küçük oğlu. Şimdi biz bugün Dede Abdülmuttalib'in en küçük oğlu, yaşı Peygamber Efendimiz'e yakın olan oğlu Hazreti Abbas'ı tanıyacağız. Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. Mekke fethine kadar Mekke'de. İlk Müslümanlarla beraber hicret etmedi. Sonraki senelerde hicret etmedi. Mekke'de. Mekke fethinde hicret için ayrılmıştı. Peygamberimizin ordusuyla karşılaştı. Peygamber Efendimizin ona şu sözü meşhurdur. Amca ben peygamberlerin sonuncusuyum. Sen de sahabelerin sonuncusu düzeltiyorum. Muhacirlerin sonuncusu oldun. Çünkü la hicrete ba'del fethi. Fetihten sonra hicret yoktur. Eğer bir insan Mekke fethedildikten sonra Mekke'den ayrıldı da Medine'ye geldiyse muhacir kabul edilmiyor. Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifine binaen la hicrete ba'del fetih hadisi şerifine binaen hicret fetih'ten önceki yürüyüştür Mekke'den Medine'ye. Fetih'ten sonra Medine'ye yerleşti. Zaten eşini ve çocuklarını göndermişti. Kendisi orduyla beraber Mekke fethine katıldı. Mekke fethinden sonra Medine'ye yerleşti. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz vefat ederken başucundadır. Şunu da unutmayın çocuklar. Şimdi bu aileyi sevgili evladım, yani Peygamber Efendimiz'in ailesini, Haşimoğullarını, Peygamberimin kendini, eşlerini, çocuklarını, amcalarını, halalarını, Peygamber Efendimiz'in çevresinde bulunan yakınlarını bizim çevremizdeki yakınlarımız gibi tanımamız ve bilmemiz lazım gelir. Amcalarını tanıdığın gibi Peygamberimin amcalarını, halalarını, bildiğin gibi peygamberimin halalarını, kendi kardeşlerini bildiğin gibi peygamberin çocuklarını, anneni, teyzeni tanıdığın gibi peygamber efendimizin hanımlarını tanımamız lazım geliyor. Bu bize peygamberimizin tavsiyesidir. Çocuklarınıza ehli beytimi tanıtınız, öğretiniz. Öğrendiğimiz zaman çok daha yakın oluyoruz, özlüyoruz. Onlarla buluşmak istiyoruz. Sözlerini, nasihatlerini dinliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim vefat ederken miladi tarihle 8 Haziran pazartesi 632 vefatında başucunda 12 amcasından bir tanesi hayattaydı. Hepsi vefat etmiş. Abbas hayatta ve Efendimizin başucunda. Altı tane halasından beş tanesi vefat etmiş. Safiye halı hayatta ve Peygamber Efendimizin şu anda başucunda. Yedi tane çocuğundan da altı tanesi Peygamber Efendimizden önce vefat etmiş. Şu anda bir kızı Fatım annemiz Peygamber Efendimizin başucunda. Bir daha tekrar ediyorum ders olarak işliyoruz bu konuları. Peygamber Efendimiz vefat ederken yakınlarından bir tek amcası Abbas, Abbas bir tek halası Safiye ve biricik kızı Fatıma hayattaydı. Abbas Peygamber Efendimiz'den sonra yaşadı Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde bulundu. Hazreti Osman'ın hilafetinin ortalarında 652-53 yıllarında vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Bakı Kabristanı'na, Cennetül Bakı Kabristanı'na defnedildi. Halk, avam, hacca gidip gelenler, umreye gidip gelenler Cennetül Baki derler, bey uzatırlar. Sakın siz o yanlışlığı yapmayın. Cennetül Baki, B B'den sonra kaf, kaf'tan sonra ye, ye'den sonra ayın. Cennetül Bakı. Bir yerin adıdır. Baki, bostanı, Baki, bağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orayı Medine'nin kabristanı olarak tahsis etti, ayırdı. Vefat eden sahabiler oraya defnedildiler. Cennetül Baki, Baki kabristanına defnedildi Hazreti Abbas radıyallahu anh. Özetledik ama Hayatı bu kadar kısa özetlenecek bir zat değil. Elimizde onun hakkında yaptığımız çalışmamız yakında Siyer Yayınları arasında yayınlanacak. Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib aşağı yukarı 10-15 senedir bu zat ile beraberim sevgili arkadaşlar. Çok takdir ediyorum. Yani hemen birdenbire kitap olarak da çıkarmadım. iyice tamamlansın. içinde yanlış olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin değer verdiği amca baba gibidir dediği ve kendisine saygıyla beraber değer verdiği Hazreti Abbas'ı okuyucularımıza tanıtalım. Şimdi özetimizi biraz açalım arkadaşlar. Hazreti Abbas peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden 3 yaş büyük. Ama terbiyesine ve nezaketine dikkat edin. Sorarlar derler ki Abbas sen mi büyüksün peygamber mi büyük? Hanginiz yaşlısınız? Abbas der ki: O benden büyüktür ama ben ondan yaşlıyım. Güzel bir söz değil mi? Nezaket, terbiye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize karşı saygıyı kaybediyoruz sevgili çocuklar. Yani her ismi anıldığında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz demeyi böyle unutuyoruz veya unutturuyorlar. Sadece bilgi yetmiyor evladım. Bilgiyi irfanla süsleyeceksiniz. Ben ondan yaşlıyım ama o benden büyüktür. Öyle hatırlıyorum ki annem bana dedi ki Aminen'in bir bebeği olmuş. Hemen oraya gidelim. Elimden tuttu. Bebeğin dünyaya geldiği eve gittik. Beni bebeğe, bebeği bana yaklaştırıyorlar. Diyorlar ki Abbas bu senin kardeşin. Öpsene kardeşini. Peygamberimizin doğumunu böyle hatırlıyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcalarından Abbas kendisinden 3 yaş Büyük önce doğmuş Hamza dört yaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sekiz yaşında dedesini kaybettiği zaman Efendimiz sekiz yaşında, Abbas on bir yaşında, Hamza on iki yaşında. Geri gidelim. Peygamberimiz altı yaşında annesini kaybedip dedesi Abdülmuttalib'in himayesine girdiğinde Peygamberim 6 yaşında, Abbas 9 yaşında, Hamza 10 yaşında. İki sene bunlar aynı evde kaldılar. Amcalarıyla beraber geçti Peygamberimizin iki yılı. Çocukluğu, gençliği de beraber geçti ama iki yılı aynı evde, aynı çatı altında. Altı yaşında Muhammed Aleyhisselam, dokuz yaşında Abbas, 10 yaşında Hamza. Biliyorsunuz peygamberim 40 yaşına geldiğinde yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğinde 12 tane amcasından 4 tanesi hayattaydı. Sayalım. Ebu Talip, Ebu Leheb, Hamza ve Abbas. Ebu Talip peygamberimizi korudu, himaye etti. Mekke döneminde vefat etti. Müslüman oldu mu olmadı mı? Olduğuna dair rivayetler var. Kabul etmediğine dair rivayetler var. Ama biz canı gönülden isteriz ki 10 sene peygamberimize kol kanat gelen peygamberlik döneminde 17 sene de gençlik döneminde peygamber efendimizi evinde barınan Ebu Talip Müslüman olmuş olsun. Abbas'tan gelen bir rivayet var. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ısrar etti. Amca, bir kelime-i şehadeti söyle, ne olur? Tam can bedenden ayrılacağı zaman, ağabeyimin Ebu Talip, Abbas'ın ağabeyisi ağabeyimin dudaklarının kıpırdadığını gördüm. Hemen kulağımı götürdüm, yanaştırdım ağzına. Ve birdenbire sevinçle yegenim Muhammed, ağabeyim senin söylediğin sözleri söyledi. Abbas'tan gelen bu rivayeti sünnilerden de kabul edenler vardır. Şia tamamen kabul eder. Bu rivayete binaen şianın görüşünde Ab, Ab, Ebu Talip mümin ve Müslüman olarak vefat etmiştir. Ama Sünnilerden de Abbas'tan gelen bu rivayeti kabul edip Ebu Talib'in mümin olarak öldüğünü kabul edenler olduğu gibi hayır. Abbas'ın dediği doğru olmuş olsa bile o halde iman geçerli midir, değil midir? Firavun da denizde boğulurken Amenna bir Rabbi Musa demişti. Onun da imanı geçerli olmamıştı. Bu konular akaid kelam sahalarının konuları. Ama sevgili evlatlarım, güzel yavrularım şunu bilin ki siyeri iyi bilmediyseniz kelamı da bir yere oturtturamazsınız. Tefsiri de oturtturamazsınız. Hadis de sallantıda kalır. Benim kendi saham olduğu için değil ama işin gerçeğini söylüyorum. Gerçekten bir ilahiyatçı, bir İslam bilgini olmak istiyorsanız her gün peygamberimizle baş başa olun. Bak bunu asla ve katta ihmal etmeyin. İki şeyi tavsiye ederim çocuklar. Özellikle hasreten vurgulayarak yalvararak sizin için, geleceğiniz için tavsiye ederim. Bir, her gün Kur'an okuyun. Özellikle sabah namazından sonra Kur'an okuyun. Tefsirini, mealini yapın. Rabbim buyurur ki Bismillah. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Fecir zamanında okunan Kur'an'ı melekler dinlerler. Gelirler, kulak verirler. Oturduğun odayı, evi böyle tamamen kapatır seni dinlerler. Kur'an oku her gün mealiyle tefsiriyle beraber. Her akşam veya her sabah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatından bir bölüm oku. Sırayla git. Bu kitabı bitir, diğerini al. Birini bitir, diğerini al. Allah razı olsun ülkemizde peygamber efendimizin hayatıyla alakalı kitap yazan o kadar hoca Hoca efendi akademisyen bilim adamları var ki yani kitapları okumakla yetiştiremiyoruz. Hangisini okuyayım diyemeyiz. Hepsinden ayrı bir ilim, hepsinden ayrı bir nasip alıyoruz. Eğer sağlam bir temele oturtulan ilmin, bilginin sahibi olmak istiyorsan. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Hazreti Ömer zamanında bir kıtlık olacak. Yağmur duasına çıkacaklar. Hazreti Ömer yaşlı Pirifani Abbas'ı yanına alıyor. Abbas'ı vesile edinerek Allah'tan yağmur istiyor. Allah'ım peygamberimizin çok değer verdiği, bizim de kendisine değer verdiğimiz Abbas aramızda. Abbas'ın hürmetine bize yağmur gönder ya Rabbi. Şimdi bu olayı bilmezsen vesile küfürdür der mühür basar bırakırsın. Vesile nedir? Vesile edinmek. Birinin hürmetini Allah'tan bir şey istemek caiz midir, değil midir? Evet. Fıkıh kitapları, kelam kitapları bu gibi konuları tartışırlar. Ama bir de bunun sen ta temeline inmen lazım. Dede Abdülmüttalip de yağmur duasına çıktığı zaman torunu Muhammed'i yanına almıştı. Evet o zaman İslam yoktu. Fakat onun hürmetine yağmur istedi. Şimdi peygamberimin dizinin dibinde yetişen, tevhid akidesi konusunda çok hassas olan, bakın Hazreti Ömer tevhid akidesi konusunda çok hassastır. Geçiyor Hacerü'l-Esved'in karşısına. Biliyorum diyor sen bir taşsın. Ama peygamberim seni öperken gördüm. Onun için öpüyorum. Hudeybiye'deki ağacı kestiriyor. Niye? Çok saygı gösteriyorlar insanlar. Tevhid akidesine zarar gelecek. Tevhid akidesinde çok hassas olan, titiz olan Hazreti Ömer Abbas'ı yanına alıyor. Allah'ım Abbas'ın hürmetine senden yağmur istiyoruz bize. Yağmur ver ya Rabbi. Evet. Onun için diyorum ki siyeri çok iyi okuyun. Dört tane amcası var. Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olduğunda Ebu Talip Ebu Leheb e, mümin olmadığı Tebbet ya da Ebi Leheb'in ve Teb suresinde belirlen. Geriye kaldı iki tane amcası. İşte bu iki amcası mümin oldu, Müslüman oldu. Bunların çocukluğu peygamberimizle beraber geçti. Peygamberimizi çok yakın tanıyorlar. Ama ikisi de Müslümanlıklarını biraz geciktirdiler. Ali gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi. Kur'an'ın es-sabikun el-evvelun dediği ilk Müslümanlar gibi hemen birdenbire duyar duymaz tamam inandık demediler. Hamza da geciktirdi. Abbas da Müslümanlığını geciktirdi. Bizim konumuz Hazreti Abbas. Ne zaman Müslüman olduğuna dair çok değişik rivayetler var. Hepsini tartıştık burada. İki şeyi çok iyi bilin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son Akabe biatında peygamberimizin yanındadır. Şimdi Müslüman olmasa peygamberin yanında niye bulunuyor? Gelen Medinelilerle konuşuyor. Abbası Arap Yarımadası'nda herkes tanır. Neden? Ticaretle meşgul olan çok zengin bir insandır. Annesinden kendisine intikal eden bir zenginlik vardır. Annesi Nüteyle hanımefendi, Ebu, düzeltiyorum, Abdülmüttalib'in son hanımı, Abbas'ın, Kusem'in annesi Nüteyle, zengin bir hanımefendi. Annesinden kalan mal ile ticaret yaptı. Mekkeliler hepsi tüccardır. Geçen seneler yaptığımız Peygamberimizin anneleri dersinde bu konuyu ben uzun uza diye anlattım. Mekkeliler tüccardır. Yemen'e, uzak doğudan gelen malları alırlar. Mekke'de satarlar, Medine'de satarlar, Suriye'ye götürürler, Habeş'e götürürler, Fars'a götürürler. Bu üç imparatorluğun Bizans İmparatorluğu, Fars İmparatorluğu, Habeş İmparatorluğu Arap Yarımadası bütün bu bölgelerin ticareti Kureyşlilerden sorulur. Kureyşler ithalat ve ihracat işi yaparlar. Çok büyük tüccardırlar. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de li قُرَيْشٍ fi kureyşin Rihlete'ş şitâi ve suresinde bu hakikati bizim gözümüzün önüne koyuyor. Abbas da işte o büyük tüccarlardan birisidir. Her tüccar bir mal üzerine çalışır. Diyelim ki Abdurrahman bin Avf kumaş ticareti yapıyor. Bir başkası buğday ticareti yapıyor. Abbas itriyat ticareti yapıyor. Itr güzel koku demek ıtr. Ayın, tı ve ra, ıtriyat, güzel kokular. Ee, hanımların kokuya, süse, süslenmeye düşkünlüğü ta eskiden beri vardır. Mekke'ye hacılar geliyorlar Hanif dinine göre. Onlar alıp götürüyorlar. Kalanları Medine'ye getiriyorlar. Kalanları işte Bizans'a götürüyorlar. Bu üç imparatorlukta ve Arap Yarımadası'nda Abbas ismini herkes bilir. Abbas'ı herkes tanır. Peygamberimiz son akabe bir atını amcası Abbas'la geldi. Medineliler onu görünce zaten tanıyorlar. Abbas Medinelilere dedi ki Muhammed yeğenim aranıza gelmek istiyor. Sahip olacak mısınız, olmayacak mısınız? Bak bunu açık söyleyin. Eğer yeğenime sahip olmayacaksanız biz bugüne kadar nasıl sahip olduk, koruduysak bugünden sonra da sahip olur, koruruz. Tamam dediler Medineliler. Ama Abbas devam etti Medinelilere dedi ki Muhammed'e sahip olmak demek bütün Arap yarımadasını karşıya almak demektir. Bunda var mısınız siz? Muhammed'i şehrinize götürür sahip olursanız bütün Arap yarımadasını karşınıza alıyorsunuz. Evet dediler. Ne dediğimizin farkındayız. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işini sağlama bağlamak için Son akabede onun yanında bulunuyor. Ama gelin görün ki çocuklar Bedir Savaşı'nda kimin safında? Müşriklerin safında. Çünkü hicret etmedi. Ebu Cehil Bedir ordusunu hazırlarken Haşimoğulları niye gelmediler? Nerede Abbas? Nefel nerede? Haris'in oğulları nerede? Gelmediler. Zorla bunları orduya kattı. Abbas, Haris amcanın oğlu Nevfel, Ebu Talib'in oğlu Akil, Ali'nin kardeşi. Bunlar Bedir Savaşı'nda şirk, müşrik ordusunun içindeler. Çünkü Mekke'de yaşıyorlar. Her gün dokuz veya on deve kesilirdi müşrik ordusunun yemesi için. Bir günde Abbas Ordunun iaşesini ibatesini üstlendi ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlara esir düştü. Nevfel de beraber, Akil de beraber. Abbas peygamberimizin amcası, Nevfel Haris amcasının oğlu, Akil kendi yanında kaldığı biraz önce bahsettiğimiz Ebu Talib amcasının oğlu esir düştü fidye vereceksin dedi. E malım yok dedi. Peygamberimiz Mekke'den ayrılırken hanımı Ümmül Fadıl Lübabe'ye teslim ettiği paraları söyledi Efendimiz. Şunu da çok tartışırsınız arkadaşlar. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesi var mı yok mu? Arkadaşlar peygamberlerin mucizeleri bir tane değildir, çoktur ya. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin mucizelerini sayıp döküyor. Yani peygamberimizin sadece bir tane mucizesi mi olsun Kur'an-ı Kerim? Çok. Ve elimizde peygamberimizin mucizeleri anlatan Hasaisün Nebi, Delailün Nebi gibi kitaplarımız vardır. Bazı rivayetler zayıf olabilir. Ama bir peygamber 23 sene bu insanların arasında peygamber olarak yaşadı. Allahü Teala peygamberlerini mucizelerle destekler. Onun içinse dedim ki bakın peygamber efendimizin hayatını okuyun ama öyle hikaye olarak, ezber olarak bazılarının yaptığı gibi işte anlatalım, cemaati ağlatalım, böyle bir manevi hava oluşsun. Sakın ona heveslenmeyin arkadaşlar. Böyle Peygamber Efendimizin de, sahabenin de öyle çok ağladığını, cemaati çok ağlattığını görmüyoruz. Var evet ama bizim işimiz ciddidir arkadaşlar. Ciddidir bizim işimiz, ilimdir. okuduğunuz zaman böyle not alarak altlarını çizerek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mucizeleri Abbas'a haber verdi. Gelirken hanımına teslim ettin şunları. Zengin olduğu için kendinin fidyesini de nevfelinkini de akılinkini de Abbas ödedi. Kendisi için 40 oküya, diğerleri için de 20'şer olmak üzere 80 okuyu altın ödendi. Esir alındı. Elbisesinin değiştirilmesi icap etti. Çok boylu boslu bir adam olduğu için Medine'de Abbas'ın üzerine olacak elbise hiç kimse de bulunmadı. Bir kişi de bulundu. Kimdi o? Evet. Siyer bilginiz zayıf arkadaşlar. Efendim? Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün elbise sancak Abbas'ı olabildi. Ondan elbise getirdiler, Abbas'a giyindirdiler. Onun için Peygamberimiz münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül ölünce münafık olduğunu bildiği halde kendi gömleğini ona kefen olarak verdi. Abbas iri bir adam, uzun boylu, dalgalı saçlar olan, beyaz yüzlü. Şimdi Arap deyince herkes böyle siyah esmer insanlar zannediyor. Hicaz Arapları öyle değildir. Dünyanın en güzel insanlarıdır. Hacca ve Umre'ye gittiğinizde onları tanıyın. Mescitte gördüğünüz herkesi Mekkeli, Medine'li zannederseniz olmaz. Özellikle Medine Mescidi'nde hemen imamın arkasında oturan birkaç tane kişi vardır Medine'nin yerlisi. Zaten dikkatli bir baksan onları anlarsın. Bunlar evet diğerlerine benzemiyorlar. Uzun boylu, iri yapılı dalgalı saçlı, gözleri büyük, insan güzeli. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Kudüs teslim alınacağı zaman, bak bir siyerden dört halifeye, dört halifeden siyere, cahiliye döneminden asr-ı saadete atlayarak gidiyoruz. Çünkü öyle icap ediyor. Hazreti Ömer, Abbas sen de geleceksin, beraber gideceğiz. Hazreti Abbas'ı da aldı. Şimdi Suriye bölgesine geliyorlar. Kudüs'ü teslim alacaklar. Kudüsler evet dediler Müslümanlara. Siz bizi yendiniz. Şehri size teslim edeceğiz. Ama halifeniz gelsin ona teslim edelim. Onunla ahitname yapalım. İyi ki de öyle olmuş. Hazreti Ömer'in Kudüslerle yaptığı ahitnameyi anlaşmayı Bugün bile bak gündeme getiriyoruz. İşte İslam budur, insanlık budur. Efendim inanç hürriyeti budur. Hazreti Ömerle beraber Abbas da geldi. Kudüs'teki, Ürdün'deki yol boyundaki bütün Hristiyanlar Abbas'ı görünce secdeye kapanıyorlar. Onu halife zannediyorlarmış. Abbas da "Ben halife değilim." deyip Hazreti Ömer'i işaret ediyorlarmış. Hristiyan papazları, din adamları şunu söylüyorlar. Kitaplarımızdan okuduğumuz kadarıyla havarilere senin gibi benzeyen başka birisini görmedik. Tabi o Hristiyan din adamları Hazreti İsa Aleyhisselam'ın etrafındaki havarileri görmediler. Ama kitaplarından okudukları kadarıyla havarileri böyle hayallerinde canlandırıyorlar. Hayalimizde canlandırdığımız havari galiba sensin. Ona benziyorsun. Hemen secdeye kapanırlar. Kalkın. Allah'tan başkasına secde edilmez. Deyip ikaz ediyor Hazreti Abbas. Onu beyaz elbisesi içerisinde uzaktan gördüğünüz zaman bir çadır zannedersiniz diyor kaynaklarımız. Öylesine boylu, boslu, İnsan güzeli Hazreti Abbas peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amcası Bedir Savaşı'na müşriklerin safında katıldı. Ama şuna da dikkat edin. Peygamberimiz Bedir'e giderken ashabını bir iki yerde durdurdu. Abbas'la karşılaşırsanız ona kılıç çekmeyin. Mut'im bin Adi ile karşılaşırsanız onu görmezlikten gelin. Abbas'ı anladık, Peygamberimiz amcası da Mut'im bin Adi kim? Peygamberimiz azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile Taif'e gittiği zaman Taifler kabul etmediler, Mekke'ye dönüyorlar. Mekkelilerden birisinin Muhammed Aleyhisselam'ı himayesini alması lazım ki Peygamberimiz Mekke'ye girebilsin. Kimse himaye vermedi, Mut'im bin Adi himaye verdi. Mekkeli birisi Mekkelilerin haberi olmadan Mekke şehrini terk ederse Mekkeli bir vatandaş olmuş olmaktan çıkar tekrar Mekke'ye dönemez ancak Mekke halkının hepsinin ortaklaşa kabul ettiği birisi gelir de bu benim himayemdedir ben bunu himaye ediyorum derse o şahıs Mekke'ye girebilir. Peygamberimizi ve Zeyd bin Harisey'i Mut'im bin Adi himayesine aldı. Hazreti Ebu Bekir de Habeşistan hicreti için Mekke'den çıkmıştı. Yolda birisi geri döndürdü. Ama dedi ki ben şimdi Mekke'ye nasıl gireceğim? Kim beni himayesine alacak? O şahıs Mekkeli değildi ama Mekkelilerin tanıdığı, kabul ettikleri, değer verdikleri birisiydi. İbn-i ne? Ben götüreceğim, Kabe'nin çevresinde ilan edeceğim. Ebu Bekir benim himayemdedir diye onu da İbnü'd-Duğ'un himayesini almıştı. Arkadaşlar, Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eşittir vefa. Vefalı olun yavrum. Bizim ezcirladımız da demiştir ki bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İbnü'd-Duğ'un ne düzeltiyorum. Mutim bin Adiy Şirk ordusunun içerisinde. Ona da Müslüman olma şerefi nasip olmamış. Ama Peygamberimiz diyor ki biz ondan iyilik gördük. Onunla karşılaşırsanız kılıç çekmeyin, görmezlikten gelin. Peygamberimizin böyle demiş olması sahabe-i kiram efendilerimiz içerisinde bir rahatsızlığa da sebep oldu. Çünkü kendisi İslam ordusunda babası şirk ordusunda olan insanlar vardı. Olur mu dedi yani babama kılıç çekilecek de Abbas'a kılıç çekilmeyecek mi? Yine Hazreti Ömer müdahale etti sahabeye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü üzerine mütalada bulunmayın dedi. Esir alındı, geldi, fidyesini verdi, döndü gitti halen daha Mekke'de. Peygamber Efendimiz'in ona verdiği bir görev var çocuklar. Hicret etmek istiyor. Amca sen Mekke'de ikamet et. Senin hicretin Mekke'de ikamet etmektir. Sen bize lazımsın. Uhud Savaşı'nda müşriklerin hazırlığını Peygamber Efendimize gizlice bu bildirdi. Bedir'de yenilen müşrikler hazırlanıyorlar. Bir parayla bir adam tuttu. Üç gün içinde bu haberi Muhammed'e ulaştıracaksın dedi. Kaynaklarımız diyor ki o haberci geldi Medine'ye. Peygamberimizi Medine'de bulamayınca Kuba'daydı o anda. Hemen alel acele Kuba'ya gitti. Mektubu uzattı. Efendim ümmi olduğu için okur yazar değildi. Kim ne söylerse söylesin peygamberim ümmiydi. Ama niye okur yazar olduğunu iddia ediyorlar ve bize kabul ettirmeye çalışıyorlar? Okur yazar olduğunu kabul edeceksiniz. Ondan sonra arkasından şu iddia gelecek. Kur'an'ı Muhammed yazmıştır. Çünkü bak kabul ettiniz okur yazar. Halbuki peygamberimin okur yazar olmadığına dair Kur'an'dan, hadisten, siyerden o kadar deliller var ki. Hem sonra yavrum öğretmeni, muallimi, profesörü, Allah olan bir peygamberin okuma yazma bilmesine ne gerek var? Vahiy ona iniyor, ilham ona geliyor hadisi kutsilerin mali onun kalbine akıyor. İlla müsteşriklerin, şarkıyatçıların, oryantalistlerin iddiasını bize de kabul ettirecekler ki ondan sonra o şarkıyatçılar diye ki Kur'an'ı Muhammed kendisi yazdı. Çünkü bilgili adamdı, okur yazar adamdı. Oturdu kendisi yazdı. Yeni fikirlere açık olun kapalı olun demiyorum ama nereden geliyor? Bu esinti ne taraftan geliyor? Bu söz kimin sözü olabilir? O konuda da çok ama çok duyarlı olun. Çok duyarlı olun. Übey bin Kâb, oku bakalım ne yazmışlar. Übey bin Kâb mektubu okuyunca orada hazır bulunanlar diyorlar ki peygamberimizin rengi değişti. çocuklar böyle gel keyfim gel deyip de yatan bir peygamberin ümmeti değiliz. Gece gündüz bizim için sıkıntı çekmiş. Hemen çabucak Medine'ye dönmek istedi. Kubalı Sad'ın evine döndü. Evde kimse var mı dedi. Yok dedi. Eve gittiler. Mektubu açtı. Tekrar okuttu hem Übey bin kabı hem ev sahibine sakın bak bunu kimseye söylemeyin. Bakalım ki ne yaparız. Çünkü insanların halkın arasına bir haberin atılıp da insanların tedirgin olmasını da istemiyor Peygamberimiz. İdarecilik öyle kolay değil. Peygamberim hem idareci hem muallim, peygamber, caminin imamı, ümmetin her şeyi hepsini düşünüyor, beraber götürmesi gerekiyor. Abbas hazırlığı haber veriyor. Hendek Savaşı'nda ciddi bir hazırlık olduğunu haber veriyor. Bütün bu olup bitenleri şöyle alıyoruz. Rivayetler var, onları da alıyoruz ki o rivayetleri değerlendiriyoruz. Diyoruz ki, kanaatimiz Abbas, Mekke döneminde Müslüman olmuştu. Ama Peygamberimiz ona sen imanını gizle, sen bize lazımsın demişti. Çok zengin bir adam, Mekke'de Abbas'tan borç para almayan kimse yok. Mekke'de imanını gizleyip hicret edemeyenler var çocuklar. Kur'an onlara ne diyor? bunu da bilin haydi. İmanını gizlediler, zayıf durumdalar, hicret etmeye imkanları yok ya köleler ya cariyeler veya babalarının ağabeylerinin baskısı altındalar. Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen bir mümin Müslüman topluluğu var Mekke'de. Bunlara ne diyoruz toptan? Sizde mi bilmiyorsunuz? Ula oğlum size dayak atarım yavrum ya. Olmaz böyle şey. Bak siyeri asrımızla beraber mukayese ederek götüreceksiniz ya. Mustazzaf kelimesi duymadınız mı hiç? Duydunuz mu mustazzaf kelimesi? Peki sormadınız mı ne demek o mustazzaf kelimesi? Yani mustazzaf Mekke'deki Müslümanlar sıkıntıdan, darlıktan, kölelik kimisinin ayağını bağlamış, kimisinin cariyelik ayağını bağlamış, kimisinin imkan yok. Kimisini baba sanası böyle devamlı takip ediyor. Bir mustazaf topluluğu var. İşte bu mustazaf topluluğunun babası, hamisi, himaye edeni Abbas'tır çocuklar. Peygamberim bir dahidir. Siyasetçidir. O gün nerede bir mümin varsa bu mümin nasıl korunacak? Bunları kim koruyacak? Bunların koruyucularını nasıl bulacağız? Nasıl tayin edeceğiz? Bütün bunların sıkıntısını içinde çeken bir liderdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olsa biz canımızı kurtardık. E orada kalanların da canı cehenneme demiyor. Hicreti konuşmuştuk hatırlayın demiştim ki peygamberim ilk hicret eden insan değildir. Ayşe annemden öğreniyoruz. Ayşe annem dedi ki herkes hicret etti. Kala kala Medine'de er kişi olduğu bilinen üç kişi kaldı. Hanımlar hariç, çocuklar hariç, mustazaflar hariç, babam Ebu Bekir, Ali, bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak peygamberim hepsini yolcu etti. Ondan sonra en son kendisi ayrıldı. Gemiyi en son kim terk eder çocuklar? Kaptanlar terk ederler. Peygamberim kaptandır, liderdir. Şöyle de diyebilirdi. Ashabım hele siz oturun Mekke'de. Ben bir Medine'ye gideyim, durumlara bakayım, yerleşeyim. Haber gönderirim, gelirsiniz. Öyle demedi. Önce kendine inananları, yolcu olabilecek olanları yolcu etti. Bitti. Şimdi kendisi hicret etti. Medine'de devletini kurdu. Ama biliyor ki hicret etmek isteyip gelemeyenler var. Mustazaflar var. Zor durumda, zayıf durumda bırakılmış olanlar var. Amca sen burada dur. Çünkü Mekkelilerin hiçbirisi sana bir şey diyemez. Her birisi sana borçlu arkadaşlar. Abbas deyince Türkiye'de bilmem kimi benzeteyim ki yani Abbas daralır şimdi birisini benzetsek Türkiye'nin en zengin insanını gözünüzün önüne getirin. En zengin hiç kimseden borç almıyor ama herkese borç veriyor. Mekke'de ticaret yapan veya yapmayan herkesin Abbas'a borcu var. Onun için Abbas'a kimse bir şey diyemez. Mekke sokaklarında dik, onurlu gezer, yürür. O mustazaflarla ilgilenir. Kimse ona bir şey söyleyemez. Çünkü onlarla ilgilendiğine dair çok hatıralar var bu kitapta. Mustazafları evine topluyor. Ağlamayın, üzülmeyin. Durun bakalım Allahü Teala ne kapılar açar. Hayber Savaşı'nın bir yanlış haberi geldi Medine, Mekke'ye. Mekke Müslümanlar galip gelmişken Müslümanlar mağlup oldular haberi geldi. Esir düşmüşler, malları ganimet olmuş. Ustazlar oturdular, ağladılar, Abbas'ın evine toplandılar. Abbas hepsini aldı oraya. Beraber ağlıyorlar. Bakın böyle bir grup var Mekke'de. Kim ilgilenecek bunlarla? Onun için peygamberim diyor ki senin Mekke'de ikamet etmen hicrettir, cihattır. Hendek Savaşı'nın haberini de verdi. Artık Mekke'nin fethedileceğinin alametleri işaretleri geliyor. Çünkü Hudeybiye'den dönerken bismillah İnna fetahna leke fethem mübina. Ayeti geldi. Fethi müjdeliyor. Abbas da karar verdi. Eşiyle, çoluk çocuğuyla hicret edecek. Yolda çıktılar. Mekke'den Medine'ye hicret niyetiyle yola çıktılar. Peygamberimiz de Medine'den 10 bin kişilik orduyla Mekke'yi fethetmek için yola çıktı. Yolda karşılaştılar. E bu da bana öyle geliyor ki haberli bir ayrılıştır. Peygamberim buyurdu ki amca ben peygamberlerin sonuncusuyum, sen de muhacirlerin sonuncusu oldun. Abbas hanımı Ümmül Fadl Lübabe'yi, oğullarını, oğulları henüz yani küçük yaşta, oğullarını Medine'ye gönderdi kendisi peygamber ordusuyla beraber geri döndü. Fetih ordusuna katıldı ilk önce. Fetih ordusu Ebu Süfyan'la karşılaştı. Ebu Süfyan'ın onurlu bir kişi olduğunu, ona belli bazı ayrıcalıklar verilmesi gerektiğini Peygamberimize söyledi. Peygamberimiz de kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emindir. Kabe'ye sığınırsa emindir. Kendi evinde oturursa emindir. Üç alternatif sundu Mekkelilere. Ebu Süfyan da Abbas'ın uğraşmasıyla yavaş yavaş kazandırıldı. Mekke fethinde Abbas. Yine bir geriye gidelim. Çok zengin olduğu için ağabeyisi Ebu Talip biraz borçlanmıştı. Maddi durumu biraz bozulmuştu. Hatırlayın. Peygamberimiz bu amcası Abbas'a demişti ki gidelim de amcamıza yardımcı olduğumuzu söyleyelim. Ama bu amcam onurludur. Para verelim desek kabul etmez. Ne yapalım? Oğullarından bir tanesini yanımıza alalım. Gittiler. Amca durumunu biliyoruz. Bu sırada peygamberim 35 yaşında Kabe hakemliğinin senesinde Abbas da 38 yaşında. Maddi durumun bozuldu. Ticaret böyledir çocuklar, inişli çıkışlıdır. Destek için geldik. E ne diyorsunuz? Oğullarınızdan birer tane alalım, evimize götürelim. Olur dedi. Ali ile Cafer'i alın. Talip'le akıl bana lazım. 5 yaşındaki Ali peygamberimiz aldı evine getirdi. 15 yaşındaki Cafer'i de Abbas aldı evine götürdü. Sonradan Abbas baldızını da Cafer'le evlendirdi. Amca yeğen aynı zamanda bacanak oldular. Cafer'i de çok iyi tanımanızı tavsiye ederim çocuklar. Allah nasip edecek. Hep beraber cennete gideceğiz inşallah. İlk önce görmek istediklerimden birisi Hazreti Cafer. Çok mübarek insan. 12 sene Habeşistan'da kaldı çocuklar. Babası vefat ederken yoktu, annesi vefat ederken yoktu, amcası Hamza şehit olurken yoktu. Ali'nin düğününde, kardeşinin düğününde yoktu. Peygamberimiz ona bir görev verdi. Habeşistan'da. Cafer. Hazreti Hatice annemize hemen görüp elini öpmek isteyeceğim. Peygamberim ona çok değer veriyor. Bakın şimdi bunlarla dünyada beraber olun ki öbür dünyada da beraber olma hakkınız olsun. Nasıl beraber olacağız? Her akşam, her sabah bunları okuyacağız. Bunlarla arkadaş olmanızı tavsiye ederim çocuklar. Çünkü Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnü me'assâdiqîn. Ey inananlar Allah'tan korkun, Haya edin, sakının ve sadıklarla beraber olun ve künyümü as Evet çevremizde de var sadıklar. Sizler de sadıksınız ama bunlar çok sadık. Bunların hayatını okumak, bunlarla beraber olmak bizim önümüzü aydınlatıyor, savrulmamızı engelliyor. Bunlar bize destek veriyorlar, nasihat ediyorlar bana bakın. Bana benzemeye çalışın deyip habire böyle elimizden tutuyorlar. Allah razı olsun. Bunlarla beraber olursan. Cafer. Amca Ebu Talip bir ara 4000 bin dirhem borç aldı küçük kardeşi Abbas'tan. O borcu ödeyemedi. O zaman dedi kardeş benim üzerimde ohtemde olan rifade ve sikaye görevlerini sana devrediyorum. Ta yukarıda Kusay dedeleri Kabe hizmetleri oluşturmuşlardı ya, o hizmetlerden birisi sikaye hacılara su dağıtma işi. Rifade hacılara yemek yedirme işi. Abbas bu görevleri ağabeyinden devraldı. Şimdi devamlı. İslam öncesinde de İslam sonrasında da. Mekke'de hacılara su dağıtma işi, Zemzem'i dağıtma. Zemzem bulunmadan önce kuyulardan su çekiyorlar. Zemzem'in bulunması işlerini kolaylaştırdı. Hacılara yemek veriyor. Mekke'den ayrıldı, Medine'ye hicret etti. Fetih'ten sonra oraya yerleşti ama yine hac mevsiminde gelir, Zemzem'i dağıtma işini organize eder. Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sık sık derdi ki, Yegenim Muhammed, bu bizim çocuklar da büyüdü. Bak Abdullah, Abdurrahman, Kusem, Fadıl. E, herkese devlette görev veriyorsun. Bunlara da bir görev versen nasıl olur? Biraz mal canlısıdır Hazreti Abbas. Bak zengindir, muhtaç değildir. Fakat istiyor ki çocukları devletin imkanlarından istifade etsin. E peygamberin vali tayin ediyor, zekat toplama memuru tayin ediyor. Çocuklar amcasını çok sevmesine, saymasına rağmen peygamberim amcasının bu isteğini yerine getirmedi. Peygamberim amcasının çocuklarına devletten görev vermedi. Ya siyasete heveslenenler. Eğer peygamberimin koyduğu kıstaslara, ilkelere, ölçülere uyacaksanız ne ala. Uymayacaksanız ateşten gömlektir idarecilik yakar. E bugün bakın şöyle çevrenize belli bir makama gelmiş de yakınlarına görev vermemiş bir Allah kulu bulabilir misiniz? Müslümanlığı sadece namaza, ibadete, camiye hapsederseniz öyle bir Müslümanlık yok Kur'an'da ve Peygamber'in hayatında. Yok öyle bir Müslümanlık. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de görev vermedi Haşimoğulları'na, Hazreti Ömer Efendimiz de görev vermedi. Hazreti Ömer Efendimiz iki aileye görev vermedi. Bir, kendi ailesi Adiyyoğulları. Kureyş kabilesinin adi yoğulları kolundandır Hazreti Ömer. Adi yoğullarından hiçbir tane vali, komutan, zekat toplama memuru bulamazsınız Hazreti Ömer'in devletinde. Bir de Haşim oğullarına görev vermedi. Peygamberim size görev vermedi dedi, ben de vermem. Halbuki bizde yanlış bir anlayış derler ki bal tutan parmak yalar. Hayır balı başkalarına yalıtacaksın. Devlet budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmezden önce Hazreti Ayşe annemize diyor ki Ayşe paramız var mı? Dibimizde köşemizde diyoruz ya. Ayşe annem de diyor ki yedi dirhem paramız var. Dirhem gümüş paradır çocuklar. Dinar altın paradır kaynaklarımızda Siyer, İslam, Tarihi, Arapça, Fıkı kaynaklarında geçen dirhem, gümüş para. Yani kuruş, değersiz para ama dinar, altın para. Yedi dirhem, Ayşe onu yoksullara dağıtın. Ben para bırakmış da ölmüş bir peygamber olmak istemem. Aradan biraz zaman geçiyor. Efendim bir daha söylüyor Ayşe annemize. Ayşe o parayı verdiniz mi? Ayşe annem de biraz böyle sitemli. Ya ne acele ediyorsun ya ya Resulallah veririz yani. Ayşe öyle deme. Ben geriye para bırakmış, ölmüş bir peygamber olmak istemem. Dağıtın bunu yoksullara. Çocuklar bu peygamber 10 sene devletin başkanı zekatı, vergileri, gelirleri, ganimetleri bunun önüne topluyorlar, bu dağıtıyor. Bunun da evi var, hanımları var, çocukları var. Hanımları annelerimiz öyle diyorlar. Günler geçerdi bizim evimizde ateş yanmazdı. Bu peygamberin hayatı bu şekilde okunmuyor evladım. Okunsa bile işte televizyonlarda konuşan, şov yapan konuşmacıların Yaptıkları gibi cemaati sadece ağlatmak. Bırakın bu ağlatma işini. Biz icraat istiyoruz. Hayata tatbik ettireceksiniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşantısını. Oğullarım büyüdü diyor. Bunlara da birer iş olmaz mı? Vermiyor Peygamberimiz. Çok sevmiş olmasına rağmen amcası. Hepimiz biliyoruz. Peygamberimizin Veda Hutbesinde faiz ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz kimin faizidir? Amcam Abbas'ın faizidir. Eğer bir şeyi kaldırıyorsak öteden beri gelmiş insanların damarlarına, iliklerine işlemiş, hayatlarında yer etmiş, kaldırılması zor olan bir adeti kaldırıp çöp tenekesini atacaksak bizden başlıyoruz. Bizim aileden başlıyoruz. Faiz kaldırılmıştır, ayaklarımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Ana paralarınızı alabilirsiniz. İlk kaldırdığım kan davası Ubeyde'nin, o da kendi ailesinden kan davasıdır. Abbas. Ebu Bekir zamanında Hazreti Ebu Bekir'e danışmanlık yapıyor. Ömer zamanında Ömer'in çok yakın yani yaşları birbirine yakın olmamasına rağmen aşağı yukarı ada arada şöyle böyle bir on yaş fark var. Ömer çok saygı duyuyor. Çok hürmet ediyor. Çok değer veriyor. İbni Şebbe diye bir yazarımız var. Tarihu Medinetil Münevvere isimli diye bir kitabı var. Orada Abbas'ın şöyle bir rüyasından bahseder. Diyor ki Abbas, Ömer kaste uğradı. Üç gün sonra şehit oldu, vefat etti. Cenazesini kaldırdık. Çok üzüldüm. Herkes üzüldü de en fazla üzülenlerden birisi Abbas'tır. Akşam yattım. Umuyorum ki Ömer rüyama gelecek. Soracağım diyeceğim ki Ömer ne var ne yok nasılsın? O akşam yattım gelmedi. Ertesi akşam yattım gelmedi. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl sonra Ömer rüyama geldi. Nasıl geldi? Böyle bir işte çalışmış, yorulmuş, terlemiş vaziyette karşıma çıktı. Ömer neredesin dedim. Bir yıldır seni bekliyorum sus dedi daha yeni hesaptan kurtuldu. İbn-i Şebbe'nin Tarih-i Medine'til Münevveresinde bu bir rüyadır. Ama Peygamberimizin amcası Abbas'ın rüyasıdır. Devlet başkanı olmak kolay değil. Bütün yaptığın icraatların hesabını, kitabını vereceksin. E, Kur'an-ı Kerim'de rüyalar var. Yusuf aleyhisselam'ın rüyası var, peygamberimizin rüyası var. Peygamberimize sahabilerin anlattığı rüyalar var. Uhud Savaşı düzeltiyorum. Bedir Savaşı'ndan önce Medine'de Mekke'de peygamberimizin halasının gördüğü rüya var. Peygamberimizin Uhud'dan önce gördüğü rüya var. Rüya da bir vakadır ama sadece sahibini bağlar bilgi kaynağı değildir. Her insanı bağlamaz. Rüya gören için bir değer ifade eder. Gelip de rüyanı anlatıp da beni bir tarafa doğru kanalize edemezsin. Elimizde Allah'ın kitabı var, peygamberin sünneti var, ilim var. İlim. Böyle bir rüya gördüğünü kendisi söylüyor. Çok üzülmüş. Çok iyiydiler. Hazreti Osman zamanında Osman'ın 12 senelik idaresinin 6 senesi Ömer'in devamıdır. 6 senesi de Emevi sülalesinin Hazreti Osman'a yaptığı kötülüklerle böyle bir sulandırılmış dönemdir. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Osman Efendimizi tenkit ediyor. Yani tenkit yapıcı şunlar şöyle olsun bunlar böyle olsun. Hazreti Osman bunları biraz hoş karşılamıyor. Abbas'a gidiyor. Abbas'ın yeğenidir. Osman'ın annesi peygamberimizin halalarından Beyza'nın kız kardeşi şeyi kızıdır. Dayı diyor Hazreti Abbas'a. Ali niye benim hakkımda böyle konuşuyor? E ağır adam, büyük adam, onurlu adam arayı buluyor Ali ile Osman arasında bir sıkıntı olmaması için çalışıyor ve Hazreti Osman zamanında vefat ediyor. Üç tane hanımından on üç tane çocuğu var. Şu haliyle kitaplarımızda şöhreti vardır. Son cümle bu olsun. Çocukları çocuklarının mezarı birbirine en uzak olan baba Abbas'tır. Abdullah bin Abbas ki tefsirde üstattır. Peygamber Efendimizin evinde yaşamıştır hicretten sonra. Abbas'ın hanımı Lübabe ile Peygamberimizin en son evlendiği Meymune kız kardeştir. Meymune annemizin kaza umresinde peygamberimizle evlenmesini Abbas delalet etmiş, ön ayak olmuştur. Gelip Medine'ye yerleştikten sonra oğlu, ikinci oğlu Abdullah teyzesinin evinde, Meymune'nin evinde kalmıştır. Peygamberimiz ona duası vardır. Peygamberimizin duası bereketiyle tefsirde üstaddır Abdullah bin Abbas. Mezarı Taif'tedir. Umre'ye giderseniz bir yolunu bulun. Taif'e gidin. Mekke'ye 80 kilometre Abdullah bin Abbas'ın kabrini ziyaret edin. Abdullah bin Abbas Taif'te. Oğullarından biri Mısır'da, biri Yemen'de, biri Türkistan'da. Çocuklar, Haşim oğulları Peygamber Efendimiz'in davasına destek verdiler. Hazreti Hamza'nın Uhud'da şehit olmasıyla başladı bu. Hazreti Ali'nin her gazada kılıç sallamasıyla başladı. Abbas'ın çocukları Ebu Bekir, Ömer, Osman dönemlerinde İslam'ın etrafa yayılması için cihat ordularına katıldılar. Her birisi dünyanın değişik yerlerinde şehit oldular. Allah'ım hepsine rahmet eylesin bizleri de onların şefaatine nail eylesin. İnşallah bu kitabımız yakın zamanda Siyer Vakfı'ndan, Siyer Yayınlarından çıktığında bir nefeste okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten ders alınması lazım gelen bir kitaptır. Daha ziyade böyle yaşlı, gün görmüş, tecrübeli, biraz böyle zenginliği olan ama İslam'a böyle mesafeli duran insanlara okutabileceğimiz bir kitaptır. Ağırlığıyla, siyasetiyle, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle baba adam olmasıyla Mekkelilerin taşkınlıklarını engel olmuş, onların Müslüman olmalarının yolunu açmıştır. Hem kendisi Efendimiz, burada ismi geçen bir cümle sahabe-i kiram efendilerimizin ruhuna bir Fatiha okuyalım. Ondan sonra sorularınız varsa onları alalım. El-Fatiha. Önceliği hafızlığı bitirmek olmalıdır. Hocam hafız olmak niyetiyle Kur'an'ı ezberleyen bir talebenin ilim yönünden önceliği tefsir mi olmalıdır yoksa hadis yer mi? Hafızlığını bitirdi mi bitirmedi mi demediniz hafızlığını bitirmediyse hafızlık başka bir iş kabul etmez. Hafızlık tamamen ona yoğunlaşmayı kabul eder. Hafızlığını bitirdikten sonra ben olsam tefsiri seçerim. Bak ben siyerciyim ama ne diyorum? Ben olsam tefsiri seçerim. Çünkü tefsir eşrefül ulum et tefsir. ilimlerin en şereflisi. Fakat biz bunu öğrencinin temayüllerine bırakıyoruz. Yani benim şimdi bir kız öğrencim var. İstiyorum ki tefsir sahasında doktora yapsın. Diyor hocam ben hadisi seviyorum. Tamam sen hadiste devam et. Neyi seviyorsanız, neye ilgi duyuyorsanız o tarafa yönlenmenizi tavsiye ederim. İyi güzel Allah razı olsun soruyu soran arkadaşım. Eee Bakın kitaplarda şöyle bir yanlış, burada ben dokundum, bilgi vardır. Hangi kitapta onu söylemedim, yazarı e, darılmasın. Çünkü o zaman hayattaydı, şimdi rahmetli oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden amcası Ebu Talib'e verildi? Dede Abdülmuttalip hayatta olan oğullarını topladı. Onlara dedi ki, oğlum Ebu Leheb, torunum Muhammed'i sana bırakacağım ama katı kalplisin. Sana bırakmıyorum. Oğlum Abbas senin maddi durumun iyi. Torunumu sana bırakacağım ama çocukların çok, nüfusun çok. Hamza sana bırakacağım sen de av düşkünüsün. Ebu Talip torunumla sen ilgilen. Bakın bu bilgiler var kitaplarda çocuklar okursunuz. Türkçe kitaplarda da var, Arapça kitaplarda da var. Bunun aslı yok. Neden aslı yok? Abbas torunumu sana bırakacağım. Maddi durumun iyi ama çocukların çok, nüfusun kalabalık denildiği zaman Abbas 11 yaşında. 11 yaşında. Hamza 12 yaşında. Nereden ava düşkün olacak? Ha bu Hazreti Ali Efendimizi ve Ali Efendimizin babası Ebu Talib'i ön plana çıkarmak için sonralardan uydurulmuş mevzu haberler. Mevzu hadisler gibi mevzu haberler de var çocuklar. Taraf girlikten. Ha, i̇şin aslı nedir? İyi ki sordun. Neden Muhammed Ebu Leheb'in yanında değil de Ebu Talib'in yanında? Zübeyir amcası var. Niye onun yanında değildi, de Ebu Talib'in yanında? Ebu Talib ile peygamberimizin babası Abdullah'ın anneleri birdir. Baştan söyledim ya, dede Abdülmüttalib'in altı hanımından on dokuz tane çocuğu var. Abdullah'ın annesi ve halalarının annesi, Ebu Talib'in annesi Fatıma hanımefendidir. Onların annesinin adı da Fatıma. Yani Ebu Talip Peygamber Efendimizin öz amcasıdır. Öz amcası olduğu için yegenin Muhammed'e ben bakacağım dedi kendisi yanına aldı. Cümleten Allah'a emanet olun.